Evet merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir. Güncel bir Bitcoin ve altcoin analiziyle beraberiz. Önce ile başlıyoruz. Daha sonra altcoin'lerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda daha çok sizlerin sorduğu altcoin'lere de bakacağım. Şimdi öncelikle Bitcoin'le başlayacağız. Altcoin'ler neden yükselmiyor? Bazı altcoin'ler çok güzel giderken bazı altcoin'ler hiç yükselmiyor. Bunların sebebini konuşacağız. Ve yükselmeyen altcoin'ler ne zaman yükselebilir? Bunları konuşacağız değerli dostlarım. Şimdi öncelikle videoya like ve yorum attıysanız kanala abone olduysanız hızlıca başlıyoruz arkadaşlar. 72 bin dolarda Bitcoin'de kırılım geldiğinde burada bir formasyon çizmiştik. Bu formasyonun ilk hedefi burada e, Fincan Kulp formasyonu. Boğa döneminde herkesin çok sık kullandığı çok fazla bir şey bilmeden dahi bu Fincan Kulp ile arkadaşlar çok güzel işler başarılabildiği bir formasyon. 72 bin dolar kırılımıyla burada 99 bin bandı bir hedef alanı olarak verilmişti sizlere biliyorsunuz. Kısa vadeli Destek direçlerimize bir gelelim. 99 bin dolar, 100 bin dolar artık Bitcoin için kaçınılmaz nokta diyebiliriz. Bu mümkün arkadaşlar. Bu mümkün. Ee, kısa vadeli şurada bir düşen trendimizi de Bitcoin'de kırmış bulunuyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şurada kısa vadeli bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendler, indikatörler vesaire çok fazla soruluyor. Arkadaşlar YouTube kanalıma geldiğinizde bakın ana sayfamda direkt burada Binance eğitim seti, teknik analiz eğitim seti, kriptoya giriş seti vesaire bunların hepsi arkadaşlar mevcut. Bunları izleyebilirsiniz unutmayın. Şimdi buradaki düşen trend kırıldı. Şu an retest seviyesi 90.900 dolar civarında. Yani ne oluyor hocam? Trend kırılıyor böyle devam ediyor. Bak böyle devam ediyor kırılıyor. Retest test yap yaparsa 90.900 civarı ve daha sonra yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz. 90.900 üzerinde arkadaşlar kapanış gelmediği sürece Bitcoin'de 90.900 altında pardon altında kapanış gelmediği sürece Bitcoin'de burada şu an 98.000-99.000 bandı hedef olarak gözüküyor değerli dostlarım. Buradaki formasyonumuzun hedefi şu an için bunun olduğunu söyleyebilirim. Buradaki kırılım geldi ve kırılımla birlikte Bitcoin'de burada bu alana doğru bir hedef alanı verebiliriz. 98 99. Daha sonra daha önceki fincan kulp formasyonumuz falan da gene 98 99 bandını gösteriyordu hatırlıyorsanız ki. Şimdi hocam bazı uyumsuzluklar falan var. Bunları konuşacağız. Haftalık kapanışa geleceğiz. Şu 4 saatlik analizi bir bitirelim. 4 saatlikte bakın Dün gece işte şu buna savaş açtı. Bu buna savaş açtı. Haberler falan geldi. 89 binin altını denedik. 88 bini denedik. Ama ne hikmetse size önemli bahsettiğim 89 bin 600'e bakın son 15-20 dakika kala haftalık kapanış bunun üzerinde geldi. Bu seviye bizim için bir kilit seviyeydi. Burayı konuştuk. Buranın üzerinde bu şekilde anlamlı bir haftalık kapanış yapması. Bakın haftalık kapanışa geldiğimizde dün haftalık kapanış esnasında buranın altına iğneler atma attı altında kapatma kapattırmaya çalıştılar ve başaramadılar üzerinde kapanış geldi kısa vadeli 4 saatlik düşen trendimizde burada an itibariyle kırılmış durumda Dostlar Peki sizce merak ediyorum Sizler ne düşünüyorsunuz Bitcoin Bitcoin 100 bin dolara ne zaman ulaşacak arkadaşlar Bitcoin 100 bin dolara ne zaman ulaşacak lütfen yorumlara fikrinizi belirtin şimdi 95 bin dolar yani daha önce denemediğimiz bir alan ama hani belki burada kısa vadeli bir direnç oluşabilir. Onun dışında dediğimiz gibi 98, 99, 100. Buradaki bu fiyat aralığı artık Bitcoin'de gelecek gibi duruyor. Haftalık grafik üzerinden de Bitcoin'e bir bakalım. Şimdi sizlere 2-3 hafta önce bir şey söylemiştim. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Demiştim ki bakın şuralardaki şu an her şey birçok kimse 48 işte 42 38 konuşuyor. Ama bakın bunlar bir iki haftada eğlenir. Bir iki haftada eğlenir. Bakın 3 haftada Bitcoin neredeyse 20-30 bin dolar üstüne koyarak devam ediyor. Burada dikkat edeceğimiz husus şu arkadaşlar. Bakın E-Mayriban haftalıkta tam istediğimiz gibi gidiyor. Haftalıkta tam istediğimiz gibi gidiyor. Bollinger Bandları haftalıkta tam istediğimiz gibi gidiyor. Yani Olası geri çekilmeleri normal karşılayacağız. Artık olası sert düzeltmeleri normal karşılayacağız. Ee, Nisan ayında Bitcoin 69 bin dolardan 52 bin dolara e, pardon 48 bin dolara düşerken sizlere sürekli bir şey için uyarıyordum. Arkadaşlar en yükseldiği yerden %20'lik %30'luk bir çizgi çekiyoruz. E, alan belirliyoruz. Şu an nereyi gösteriyor %30? 65 bin dolara. Şu an için zor bir alan. Genelde %20 %30. Yani şöyle söyleyeyim. 74 bin ile 65 bin dolar arasındaki riski göze alan herkes arkadaşlar kazanacak. Bu şu demek değildir. Fiyat buraya gelecek demek değildir arkadaşlar. Sadece burada Bitcoin'de geçmiş boğa dönemlerini incelediğimizde geçmiş fiyat hareketlerini incelediğimizde değerli dostlarım. Bu fiyat %20'lik %30'luk düzeltmeler gayet normal oluyor. Ve bu düzeltmeleri göze alanlar kazanabiliyor bu süreçte. Dolayısıyla bu süreçte bu düzeltmeleri göze alıp yolumuza devam ediyoruz değerli dostlar. Onun dışında şöyle Arkadaşlar haftalık sayıda bir negatif uyumsuzluk oluştu. Haftalık sayıda bir negatif uyumsuzluk oluştu. Hocam negatif uyumsuzluk ne? Dediğim gibi buradaki teknik analiz video setlerinde zaten bunları çok fazla detaylı konuştum. Yüzeysel bahsedeyim. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir kadın var sizi sevdiğini söylüyor ama gerçekten duygularında sizi sevdiğini düşünmüyor. Şimdi biz 2021 boğasında 64 bin dolardan zirveyi tahmin ederken arkadaşlar şöyle e, haftalıktaki uyumsuzlukları kullandık. Şu an için ben burada çok tehlikeli bir durum görmüyorum şu an için arkadaşlar. Bu uyumsuzluk normal. Bizim beklediğimiz bu uyumsuzluktu. Daha önce Bitcoin 60 bin dolardayken sizlerle bunu konuştuk. Yani Bitcoin 90'lara gidecek. Ee, ne olacak? RSI'de uyumsuzluk olacak. Daha sonra Bitcoin e, belli bir alandan düzeltme yapacak. RSI gevşecek. İşte 100-150 arasına gidecek Bitcoin. Oradan tekrardan bir uyumsuzluk oluşacak. Ondan sonra ben size piyasada çıkış yapmanız gereken yeri söyleyeceğim arkadaşlar ve kendim de zaten çıkış yaptığımı açıkça söyleyeceğim. Daha bunun için çok erken arkadaşlar. Bunun için şu an hani çok fazla şey yapmaya gerek yok. Panik, endişe vesaire bunlara gerek yok şu an arkadaşlar. Dediğim gibi sadece takipte kalın. Ben sizlere gerekli durumlar olduğunda uyaracağım. Şu an 99 bin bandı Bitcoin'de gözüküyor. 95 binde de bir ara direnç alanımız var. Onun dışında hocam altcoin yatırımcılar olarak öldük, battık, bittik, bezdik. Seni çok iyi anlıyorum değerli kardeşim. Seni çok iyi anlıyorum. E, hocam elimdeki altcoin yükselmiyor. Piyasaya bir yükselenlere bir giriyorum bir sürü altcoinler %100'ler %200'ler uçuyor. Benim elimdeki yükselmiyor. Şimdi senin elinde ne olduğu da tabii ki önemli ama genel olarak zaten altcoin yükselişi henüz başlamadı. Bu mega altcoin rallisi dediğimiz altcoinler için güzel hareketlerin olduğu altcoin rallisi henüz başlamadı. Bitcoin dominansı bu dominansı vesaire daha önce çok fazla konuştuğum için videonun uzamaması için bunları şu an tekrar detaylı anlatmıyorum sizlere bunların neyi anlam ifade ettiğini. <laughs> Dedi, dediğim gibi eğitim setine bakabilirsiniz burada. Daha 60 seviyesinde hocam. 60 seviyesindeyken sen burada şey diyorsan yani hocam elindeki altcoin'ler yükselmedi. Haklısın aslında. Elindeki altcoin'ler zaten yükselmedi. Şu an yükselen altcoin'ler koyunlar e, spesifik 5-6 tane altcoin var ki biz bunlardan fırsatları yakalıyoruz. Bakın XRP, Bonk, Shiba, Dog, Dog, Pepe bunların hepsindeki fırsatları yakaladık hemen hemen. E, kaçırdıklarımız da oluyor tabii ki. Ama genel olarak fırsatları kaçırmıyoruz arkadaşlar. E, bunlar da sizlere zaten açık açık konuşuyoruz, söylüyoruz, altcoin'leri söylüyoruz. Buradaki yükselen trendin kırılımı lazım hocam. 58.90 diyelim buranın altındaki haftalık günlük kapanışlar dominasta geldiğinde o zaman hoca senin elindeki alt koyun yükselecek senin o yükselmiyor dediğin alt koyun yükselecek bence şu an yapılabilecek en büyük hata arkadaşlar daldan dala atlamak hocam elimdeki yükselmiyor yükselene gireyim bekliyorum bekliyorum bak ben ee, işte sürekli yüzde beş zarar yüzde on kar görürken adam orada 2 x üç x beş x vuruyor. E, bunun için arkadaşlar sadece zaten biliyorsunuz bizim aldığımız alt, aldığımız alt da tek bir alt koyun yok. Farklı alt koyunları değerlendirdik. Yani tek bir alt koyuna e girersen böyle hissetmen çok normal. Ama dediğim gibi burada arkadaşlar zaten henüz beklediğimiz o alt koyun yükselişi başlamadı. Dominans 60 civarında ve altcoin yükselişlerinin başlayabilmesi için Ethereum BTC paritesi yani yeniden bir dip yaptı. Haftalıkta bakıyorum. Haftalıkta çok güzel bir pozitif uyumsuzluk var. Aylıkta bakıyorum. Aylıkta çok güzel bir pozitif uyumsuzluk var. Hocam ee, şöyle aylıktaki şu pozitif uyumsuzluğa bir bakar mısın? Bak po negatif uyumsuzluğu anlattık. Pozitif uyumsuzlukta da şudur arkadaşlar. Bir tane kadın var seni sevmediğini söylüyor ama aslen içten içe seni seviyor. Yani fiyat düşüyor ama aslen içten içe o kadar satıcısı yok arkadaşlar. Durum bunu gösteriyor. Ee, dolayısıyla burada Ethereum BTC paritesindeki kırılım noktası gelecek ve Ethereum BTC 0.15 O 0.10 0.15'lere doğru bir hareket sergileyecek. Bunu göreceğiz. Ee, ve Asıl beklediğimiz altcoin yükselişi o zaman gelecek. Ya benim potansiyel dip alanım 0.35 bandıydı. Şu an oranın da altına saldı. Yani, yani olabildiğince bence şu an altcoin yatırımcılarını bezdirip şunu düşünmenizi istiyorlar. Ya bak ben bitcoin 95 bine geldi. Bitcoin 100 bin dolara geldi. Elimdeki altcoin yükselmedi. Elimdeki elimdeki altcoin hemen hemen maliyetimde. Şimdi buradan bitcoin bir düzeltme yaparsa ben ne zarara girerim kardeşim. Of der demenizi ve sizin nakite geçmenizi istiyorlar piyasanın mantığı bu şekilde ilerliyor. Ve gene <laughs> burada otur dominas. Bakın, otur dominas. Piyasada e, piyasadaki birçok insanın aksine ben dibin gelmediğini söyledim sizlere. Yani trendin kırılmadığını söyledim arkadaşlar. Burada birçok insan e, şu fake'i yedi. Şu fake'i yedi. Şu fake'i yedi hocam. Çok net. Fake'i yediler. Burada size fake attılar ve o fake'i yediniz. Bu tür uzun dönem yükselen trendlerini tek bir çizgiyle belirlemeniz hata olur kanal yapısıyla belirlemeniz lazım ki fake yemeyin. Pozitif uyumsuzluklar geldi. Artık buradaki yükseliş emaresi de iyice sertleşti. O tür dominans yükselişi gösteriyor. Altcoin'ler şu an için negatif olacak çok fazla bir durum yok arkadaşlar. Biliyorum birçok altcoin yerinde sayıyor. Farkındayım. Bakın total 3 zirve yeniledi. Total 3 zirve yeniledi. Ama e, total pardon, total grafiği zirve yeniledi. Buradaki hedefimiz 3.5 3 trilyon dolar. Biz bunu arkadaşlar sizlerle Ekim ayında konuştuk. Buradaki 3.5 trilyon dolar gelecek. Olası bir biraz yavaşlama. Daha sonra bunlar alt koyunları. Total 2 ve total 3. Şimdi bunu unutmayın. Önce Bitcoin zirve yeniler. Sonra total grafiği. Total grafiğimiz Kripto paradaki toplam e, para miktarı. 3 trilyon dolar. Sonra total 2. Ethereum'u çıkardığında kripto paradaki toplam para miktarı. Buradaki trend de kırıldı. 1.2 ve 1.7'e gelecek. Daha sonra burada bir çanak yapısı oluşacak. Bak bunları not alın. Bunlar bunlar gelecek. Total 3 arkadaşlar. Total e, 3 asıl işte bizim e, ilk marketteki ilk 15 koyunu çıkardığımızda elimizde kalan para miktarı. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar 840 milyar dolar işte e, total 3 Ethereum ve Bitcoin'i çıkardığımızda elimizde kalan para miktarı arkadaşlar. Bir yan aklım o tür dominasa gitti. Kusura bakmayın. 840 milyar dolar direncindeyiz şu an. Buradaki direnç kırılıp 1 trilyon dolar ve daha sonra bak total 3'te neyi görüyor? Total grafiğinde ne görüyorsan. Bunlar hep birbirini ta takip eder. Total zirveyi yeniler. Ondan sonra Total 2 zirveyi yeniler ondan sonra total 3 yani bizim asıl beklediğimiz buradaki grafikler aslında total 3, total 2, Otur Dominas, Bitcoin Dominas arkadaşlar ve bunların hepsi şu an hala altcoin rallisinin tam olarak başlamadığını gösteriyor. Yani evet sen piyasaya bakıyorsun bir anda çok fazla aşırı yükselenler, uçanlar, kaçanlar mevcut mevcut. Burada önemli olan durum şu sadece sabrediyoruz. Olası çok sert düzeltmelerde zaten gelmeden önce sizlere uyarmaya çalışacağım değerli dostlarım 840 milyar doları burada takip etmeye devam ediyoruz. Bakın unutmayın. Burası kırılacak ve 1 trilyon dolar hedefimiz geldiğinde sizlere yeni bir hedefte paylaşacağım ben zaten. Ee, burada da durum çok negatif gözükmüyor. Gayet pozitif. USDT Dominas e, USDT Dominas arkadaşlar şöyle baktığımızda düşüşüne devam ediyor. Sadece burada biraz tepki alıp böyle yukarı hareketler denemek isteyebilir. Burada çok büyük bir panik yapmayın. Bence burada oluşabilecek durum şu. Otur 360 380 arasına gelip do, e, buradan bir pozitif uyumsuzluk oluşturup günlükten öyle bir deneme yükselme hareketi yapmayabilir. Yükselme hareketi yapmaya çalışabilir. Burada da panik yapacak bir şey yok arkadaşlar. Genel olarak altcoinlere geçmeden önce şöyle bir likidasyon haritasına da bakalım. E, yukarı banttaki likideler temizlenmiş. Şöyle buna biraz daha artık 3 günlükte falan bakmak gerekiyor arkadaşlar. Şu an çok ciddi bir daha alanı gözükmüyor. Dün 90'lardaydı korku ve açgözlük endeksi. Daha bu hiçbir şey. Bakın aylıkta biz burayı 95'lerde göreceğiz. O zamanlar işte sizlerle artık ne zaman çıkış yapsak, ne zaman satsak, e, beklediğimiz ayı ne zaman gelecek falan diye böyle konuşacağız arkadaşlar. Şu an için burada da çok panik yapacak bir şey yok. Genel olarak grafikleri toplayayım sizlere. Daha sonra altcoin'lere geçeceğim. Arkadaşlar genel olarak grafikleri topladığımda sizlere şunu söyleyebilirim. Bakın. E, şu an piyasa e, gayet güzel gidiyor alt koyunlar henüz yükselmedi elimdeki alt yükselmedi diye üzülmenin şu an için gerçekten hiçbir anlamı yok e, bu iş böyledir Bitcoin gelir işte ne yaptı 90 bine geldi 90 bin bandında biraz yatay gidiyor birçok alt koyun yükseliyor İşte xrp vesaire Doge, Shiba, bunları değerlendirdik zaten kazandık bunlardan e, bunların yanında şimdi ne oluyor? Ondan sonra Bitcoin biraz düşüyor, biraz yükseliyor. Yatay giderken bu esnada altcoin'ler düzeltme yapıyor vesaire. Daha önce sizlerle düzeltmenin durumlarını konuştuk. Düzeltme demek sadece düşüş demek değildi. Bunlar benim takipçilerim biliyor. Burada genel olarak altcoin'lerin çoğu yükselişi gösteriyor. Sadece şunu kabul ediyoruz. Bitcoin'de sert düzeltmeler gelebilir. Bunu normal karşılayacağız. Panik yapmayacak yapmayacağız. Bu tür sert düzeltmeleri sezdiğim zaman sizlere zaten bunları konuşacağım altcoin'lerde şu an için e, sorulan bir soru da arkadaşlar kar alalım mı kar alalım mı? E, arkadaşlar bilmiyorum altcoin'in maliyeti nedir vesaire ama ben şu an 2 3x için çok fazla kar almıyorum. Hani çok fazla 10x yapmışındır falan. E, bu tür durumlarda kar alma seçeneğini değerlendirmek mantıklı olabilir. Mesela son dönemde şu Omcoin abi atmak mesela bundan bahsediyorum. Bak abi adamlar 2021'den 2000 işte 23'e kadar ocağa kadar canları çıktı 2024'e kadar 2023'ün sonuna kadar sonra bu koyun ne oldu bak bir yılda neredeyse kaç x yaptı ben onu bile söylemeye utanıyorum yani Böyle baktığımızda 4800 gözüküyor ama mesela aylıkta daha önce sizlerle bir şey konuşmuştum alt genel için bunu söylüyorum aylıkta erasayda bu fiyata gelmeyen koyunları bence satmak mantıksız arkadaşlar çünkü örnek veriyorum senin tuttuğun coin aylıkta şu seviyelerde yani seni bezdiriyor bıktırıyor daha hiç ömründe aylıkta bu seviyeleri görmemiş sen satayım mı diyorsun dolayısıyla burada da mesela on coin takip edenler 4 dolara bir takip edebilir. 4 doların altındaki kapanışlar 3.5'a doğru geri gevşeyebilir. 4 doların üzerinde kalıcı olabilirse tekrardan bir 4.5-5 denemesi gelebilir. Bunun yanında en çok sorulan sorulardan özelden de hocam doge koyun 1 dolar olur mu? 1 dolar olur mu? Arkadaşlar şu an bu coin'i resmen geleceğini kim belirliyor? hepimiz biliyoruz. Biz bakın biz doge'yi 009 bizim maliyet alanımız burada yazıyor. 009 eee alanında daha önce konuşmuştuk sizlerle Eylül ayında hatırlarsınız e, buradan çok güzel Eylül Ağustos buradan çok güzel maliyetlemiştik. Şimdi e, DogeCoin'de arkadaşlar geleceğini Arkadaşlar çok net bir şekilde Elon Musk ve Trump belirliyor ve Elon Musk ve Trump bunun arkasında durduğu sürece bununla ilgili güncellemeleri yayınladığı sürece arkadaşlar Dogecoin'de 1 dolar çok imkansız bir hedef değil bunu kabul edebiliriz. Şu an Dogecoin'in geri çekilme yaşarsa desteği 0.34 e, onun altındaki desteği 0.28 arkadaşlar haberiniz olsun. E, 0.44'ün kırılımı ise doge Dogecoin'de bir 0.55-60'a doğru hareket getirebilir. Bu seviyeleri Dogecoin'de takip edin değerli dostlar. Bunun yanı sıra bunun yanı sıra benim zaten beklentim olan alt koyunları daha önceki videolarda sizlerle çok fazla konuştuğum için bu videoda biraz da arkadaşlar sizlerin sorduğu mesela şurada gene alt koyunlar söyledim. Şurada gene alt koyunlar söyledim. Hangi alt koyunlar vesaire. Alt koyunlar söyledik vesaire. Alt ne olacak? Burada bol bol alt söyledim. Şu an tekrar tekrar aynı alt koyunları söylemenin anlamı yok. Daha çok sizlerin sorduğunu inceliyorum. XRP var mesela bak. XRP 2 yıldır yatırımcısını bezdirdi bıktırdı. Yani aa, ne yaptı? Bir anda 1 dolar 30 cent. Bak 1 dolar 29 sente direnç demişiz. Hedef vermişiz. 1.27'den dönmüş resmen. Ya yani bilerek mi yapıyorlar artık bilemiyorum. Ee, XRP'de de burada 1.30'un kırılımı diyelim artık. 1.30'un kırılımı. XRP'de şöyle bir 1.42 1.50'yi getirebilir. Yani bu bakın e, stabil coin diye herkesin dalga geçtiği XRP bile bir iki haftada sadece 2x yapabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradan coin man satmak mantıklı mı siz düşünün. Bonk. Mesela doge yükselişinde bonku çok net söyledim sizlere. Bakın dedim bonk daha hiç yükselmemiş. Daha ATH'ını denememiş. Doğru düzgün çok sert bir yükselişi yok. Vesaire falan filan binansa girdikten sonra. Şu an ne oldu mesela bonk coin? başındaki sıfırları atarak söylüyorum. 05.000 desteğini koruyor. Burayı koruduğu sürece 06.000 ve 08.000'e doğru hareket görülebilir arkadaşlar. 0 05.000'in altında 044 bon koyun için. Pepe gene çok soruluyor mesela. Burada Pepe'de de arkadaşlar e, hani bunların bizim maliyetlerimiz çok aşağıda. Buradan kimseye ben al sat vesaire bir şey diyemem ama 4 saatlikte de şöyle bir kırılım gelmek üzere. E, 2250 buranın üzerindeki kapanışlarla birlikte du, Pepede arkadaşlar 2900 3000 bandına doğru bir hedef verilebilir. Buradaki çanağın hedefi de inşallah e, gelecek diye düşünüyorum. 2800'ü gösteriyor. Bu çanağı biz arkadaşlar ortalama baktığımızda Eylül-Ekim aylarında çok fazla sizlerle zaten konuşmuştuk. Onun dışında Arkadaşlar bir diğer şey fakir köpek Floki, Floki'ye de bir bakalım şöyle. Floki de mesela arkadaşlar 0.2680 e, direncini bir kıramadı. Burayı kırdığında 3100 ve 3500'e doğru hareket bekleriz ve Pepe'deki benzer çanak oluşumunu burada da görebiliriz değerli dostlarım. Burada da bu seviyeleri takip edin. 2300 ve 2000 seviyesi burada destek alanımız arkadaşlar. Shiba ee, da mesela çok sert bir yükselişi yaşamadı arkadaşlar. Herkesin böyle konuşabileceği bir yükseliş yaşamadı. Evet yükseliyor. Mesela burada da Şiba'da şöyle bir düşen trend vardı kısa vadeli. Bunun kırılımı gelmiş arkadaşlar. 3000 bandı hedef olarak gözüküyor. 3000'in üzerinde de 5000 alanları Şiba koyunda mevcut durumu gösteriyor değerli dostlarım bilginiz olsun. E, Cardano çok soruluyor. Cardano da arkadaşlar bakın Cardano böyle bir coin'dir. Bak Cardano aylarca kendini unutturdu 0.30'lar 0.35'ler. Bir anda geldi neredeyse 3x'e yaklaştı. 0.78 0.80 diyelim hatta biz buna daha garanti olsun. 0.80'in kırılımı Cardano'da 1 dolar getirir. 0.80 e, altında kaldığı sürece e, 0.68'e doğru 67'ye doğru bir destek alanımız mevcut. Solana burada gene çok sorulan bir koyun arkadaşlar. Solana ağındaki hype de devam ediyor. da baktığımızda 260 dolarda bir hedefimiz var. Bakalım burası gelsin yeniden Solana'yı konuşacağım, değerlendireceğim, yeni hedefini vereceğim. Şu an 260 dolar arkadaşlar. Desteğimiz 210 dolar olmaya devam ediyor. Bir de Sui. Sui arkadaşlar yani gerçekten şov yapmaya devam ediyor. Burada çanak hedefimiz vardı. Biz bu hedefi sizlerle Eylül ayında konuşmuştuk. Eylül ayında vermiştim. Buradaki 3.5 dolar hedefimiz geldi. Şu an 3.5 üzerinde kalıcı olduğu sürece yani şöyle bir 4.5 ve 5 bandı hedef olarak duruyor arkadaşlar. 3.5'u takip edin. Önemli bir destek seviyesi. Gene sizlerin de böyle çok merak ettiğiniz koyunları videonun yorum kısmına görün yazın arkadaşlar. Böyle ben de gördüğüm alt koyunları incelemeye çalışayım. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın.